bu anayasa değişikliği yapılıyor ve bu 18 madde oylandığı vakit Türkiye'nin hangi kronik sorunu çözülebilecek? Bunun cevabı yok. Bu şahsa ısmarlama, ihtiyaca binaen bütün yetkileri bir yerde toplayan, ne olduğu belli olmayan ve dünyada da örneği bulunmayan bir düzenleme. Sayın Bekir Bozdağ bu değişiklikleri savunurken dedi ki Atatürk'ün İnönü'nün yaptıklarını yapıyoruz. Onlar da hem partiliydiler, hem milletvekiliydiler, hem de partilerinin genel başkanlarıydılar. Ne oldu? Atatürk'ün İnönü'nün tarafsızlığına halel mi geldi? Değerli arkadaşlar, Allah'ınızı severseniz hangi felsefeden bakarsanız bakın. İslami yönden bakın, sosyalizmden bakın, liberal demokrasiden bakın. Bugün bu savunmanın elle tutulur bir yanı var mı bugünün şartlarında? Ha bir de istiklal mahkemelerini kurun. Zaten bugünkü mahkemeler de aşağı yukarı ona benzer bir noktada, eksik kalmaz.